Sayın izleyiciler merhaba. Batı Ermenistan'ın Devlet Televizyonu'nun yanında Haya Batum programıyla karşınızdayız. Biz bugün Batı Ermenistan'daki tarihi anıtları, var olan tehditleri ve yapılacak işlerimizden konuşacağız. Batı Ermenistan'daki anıtların ne durumda olduğunu Ermeni Anıtları Araştırma Vakfı'nın başkanı, anıtlar uzmanı Samvel Karapetyan takdim edecek. Merhaba Sayın Karapetyan. Merhaba. Bugün Batı Ermenistan'daki anıtları ele alacağız. Ermeni halkına, tarihi medeni mirasımıza dönük Türkiye'nin yok edici politikasını herkes çok iyi biliyor. Bugüne kadar çok sayıda anıtlar yok edilmiş. Bugün anıtlarımız ne durumda? İlk önce Batı Ermenistan'ın Devlet Televizyonu'nda bulunma münasebetiyle herkesi tebrik etmek istiyorum. Sorunuza gelince, Büyük Aykın kapsadığı Ermenistan'dan 7 defa büyük olan bir ülke, yaklaşık 210 bin kilometre karelik bir alan. Bu, Ermenistan'dan 7 defa büyük olan bir ülkede binlerce anıtların var olduğu anlamına gelir. Ermenistan'da şimdiye kadar 25 bin anıt sayıldı. Eğer bunu 7 ile çarparsak anıtların sayısı yaklaşık 170 bin olmalı. Ermenilere yapılan soykırımdan önce yaklaşık bu kadar anıt vardı. 15 yıl boyunca farklı yerleşim yerlerini ziyaret ettik. Araştırmalar sonucunda bu anıtların %2'si, 3'ünün ayakta kaldığı belli oldu. Anıtların sayısı çok azaldı. Anıtları yok etme süreci birkaç aşamada gerçekleştirildi. 1920'den başlayarak tabii ki Birinci Dünya Savaşı sırasında birçok anıtlar yok edildi. Örneğin Muş ilinde bulunan Surp Garabet Manastırı'na dair 1917'de çekilmiş fotoğraf var. Fotoğraflarda manastırın bir kısmının yok edildiği görülüyor. Aynı şey Varak Surpaç Manastırı'nda da oldu. 1917'de çekilen fotoğraflarda aynı şeyi görüyoruz. Ermeni anıtlarına karşı yürütülen yok etmeler Birinci Dünya Savaşı sırasında kaydedildi. 1918'den önce özellikle 1920'lerde Kürtleri Ermenilerden boşaltılan köylere yerleştirdiler. Bu Kürtler birkaç sene önce Ermenilere yapılan soykırıma katılan aynı Kürtlerdi. Kürt nesillerinin hafızasında bir şey çok netti. Vaspurakan örneğiyle söyleyebilirim. Vaspurakanlılar topraklarını birkaç defa 1915'te, 1916'da, 1917'de terk edip geri döndüler. Ermenilerin memleketlerine, vatanlarına tekrardan dönme umudu vardı. Fakat 1918'de Vaspurakan'ı terk ettiklerinde bir daha geri dönmediler. Kürtler bunu çok iyi biliyorlardı. Türkler de bunu biliyorlardı ama Türklerden daha çok bunu Kürtler biliyordu. Çünkü Batı Ermenistan topraklarının %80'inde Kürtler yaşıyor. Ve her yıl Kürtlerin yaşadığı bölgeler artıyor. Kürtler şimdi kuzey bölgelere doğru gidiyorlar. Önceden sadece Türklerin yaşadığı bölgelerde, şimdi artık Kürtler de yaşıyor. Kürtlerin yaşamadığı bölgelerde var. Örneğin Çoruh bölgesi. Ama şimdi o yöredeki her köyde birkaç Kürt ailesi yaşıyor. 1920'lerden itibaren Ermenilere ait köylere yerleştirilen Kürtler, memleketlerine geri dönmek umuduyla ayrılan Ermenilerin, bu nedenle tüm mallarının yanlarında götürmediklerini biliyorlardı. Demek ki Ermeniler bazı şeyleri gizlemişlerdi. Ermenilerin hazineleri, paraları, zenginlikleri yani sakladıkları şeyleri ilk aşamada bulmalıydılar. O dönemde Kürtler yaşadıkları ve herhangi bir yerde bulunan tüm anıtları özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yok etmeye başladılar. Özellikle 1930'ların sonlarından itibaren o zamanlar Sovyet Rusya kuvvetlerinin Batı Ermenistan'a gireceğine ve en azından Kars vilayetinin kurtulacağına dair bir program vardı. Her zamanki gibi bu da gerçekleşmedi. Bu sefer Türk yetkilileri devlet planı çerçevesinde gerçekleri ispat eden anıtları yok etmeye karar verdiler. 1940'ların ikinci yarısında ve 1950'lerde devlet planı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yardımıyla Batı Ermenistan'daki tüm anıtlar yok edildi. Onlar her yıl bir anıtı yok edip bir diğerine geçmiyor, anıtları tümden yok ediyorlardı. Ermenilere uygulanan soykırımda yaptığı gibi.
Yıllar önce Hayotsor ilçesinin tarihini araştırdığımızda, Hayotsor'daki soykırımın 7 Nisan'da başladığını açıkça tespit ettik. Ermenilere yapılan soykırım 7 Nisan'da başladı. Bitlis iline bağlı Van Gölü kıyısında Artsk'ı, şimdiki Adil Cevaz ilçesine dair bilgilerin incelenmesinde çok ilginç bir gerçekle yüzleştik. Artsk'ı ilçesine bağlı bütün köylerde de soykırım 7 Nisan'da başlamıştı. Aynı şeyi anıtlara da mı yaptılar? Evet, aynı şeyi yaptılar. Bir kiliseyi bu yıl, öbürünü bir sonraki yılda yok etmediler. Onlar her türlü yıkımı aynı zaman dilimi içerisinde gerçekleştirdiler. Batı Ermenistan'da sayısız anıtlar vardı. Çünkü Ermeniler hiçbir zaman boş durmadılar. Onlar binlerce yıllar boyunca hep yeni şeyler yapmaya çalıştılar. Türkler Hristiyan anıtlarının çok daha tehlikeli olduğunu düşünüyorlardı. Onların düşüncesine göre ilk olarak bu anıtlar yok edilmeliydi. Bu anlamda Hristiyanlık öncesi döneme ait anıtlar daha az zarar gördü. Bu konuyu da ele alacağız. Bugünkü durumdan da biraz bahsedebilir misiniz? Bugünlerde neler oluyor? Bugünlerde de mi bütün bunlar devam etmektedir? O bölgelerde bugün Kürtlerin 6. ya da 7. nesilleri yaşıyor. Çünkü onlar 17 yaşında evleniyorlar. Yani bizim gibi değiller. Onlar çok erken evleniyorlar. Böylece Batı Ermenistan'da Kürtlerin 5. 6. veya 7. nesilleri yaşıyor. Birçok yerlerde Kürtler zengin olmak umuduyla kazı yaparak mezarlıkları, kiliseleri mahvettiler. O Kürtlerin babası, dedesi, dedesinin dedesi de bu anıtları yok etmişlerdi ve yok etmeye devam ediyorlar ve hala rahatlamadılar. Vatanımızı parça parça ettiler. Onlar Ermenilere yapılan soykırım döneminde olduğu gibi şimdi de inanılmaz derecede cahil insanlardır. Batı Ermenistan'da 10-15 metre derinliği bulunan çukurlar kazdıklarını bile gördük. Eğer o zamanlarda insanlar paralarını saklamak isteseydi, en çok yarım metre derinlikte bir çukur kazardı. O zor dönemlerde bir şey saklamak için bu kadar derinlikte çukur kazabildiklerini sanmıyorum. Toprağı dibine kadar kazıyorlar. Mantıksız bir şey yani. Biraz akıl olmalı insanda. Bu insanların eylemleri sonucunda yok edilen meşhur tarihi kiliselerin, binaların, kalelerin adlarını verebilir misiniz? Mesela 2010'da Divabuin Manastırı'nı ziyaret ettik. Bir tekne kiraladık. Henüz daha manastıra yaklaşmadan orada iki çadırın var olduğunu gördük. Daha sonra bu insanların koşmaya başladıklarını gördük. Onların kaçtığı çok açıktı. Sonunda manastıra vardık. Ben de bizden niye kaçtıklarını anlamıyordum. Manastıra yaklaşınca çok korkunç bir sahne gördük. Onlar kiliseyi yok etmeye çalışıyorlardı. Öyle ki manastıra girişimiz neredeyse imkansızdı. Zor bir şekilde de olsa girebildik, inanılmaz bir şey. Onlar kilisenin içerisinde çukur kazmışlar. Eğer biri bu çukura düşerse eminim öbür dünyayı boylardı. Biz 2010'da oraya gitmiştik. Bir daha Divabuin'a gitme fırsatım olmadı. Bir deprem ya da buna benzer bir şey olsa manastır yıkılabilirdi. Benzer olaylar çok var. Mesela Tatvan'ın yanında Tuh köyü bulunur. Köyün yakınlarında Histibusti Kilisesi var. Kilisenin adı biraz tuhaf gelebilir. Ama tarihimizde benzer şeyler de var. Hristiyanlığı kabul eden bir Farsi vardı. Onun akrabaları bunu hiç kabul etmediler ve adamı öldürdüler. Ermeniler de bu Farsi'nin anısına manastırı böyle adlandırdılar. Kilise şimdi de var. Tuh köyünün civarında bulunuyor. 2008'de oraya gittiğimizde yine aynı şeyi gördük. Orada da çukur kazmışlardı. 2013'te ise Fransalı bir çift Tatvan'ın fotoğraflarını bize gönderdi. Onların yolladığı fotoğrafları bizde var olan fotoğraflarla karşılaştırıyorduk. Fotoğraflarda kilisenin iki yamacının yok edildiğini gördük. 2008'de yamaçlar hala duruyordu. Biz Batı Ermenistan'ın hemen hemen tüm köylerinde bulunduk. Bazı yerlerde iyi fotoğraflar elde ettik. Biz tarihi bakımdan en önemli anıtların bulunduğu yerleri tekrardan ziyaret etmeye karar verdik. Mesela Hindistan
adlı bir köy var. Hindistan köyünde 912 yılında yapılmış bir haçkar vardı. Bir çayın üzerinde köprü vardı. Onu 2004'te gördüm. Bundan başka kilisenin temelleri vardı. Onun yakınında ise mezarlığın bazı kalıntıları var. Orada bir haçkar vardı. Bu haçkarın çok büyük önemi var. Haçkardaki yazı çok önemliydi. Orada haçkarın Ermenilere yapılan soykırımın kurbanlarına ithaf edildiği yazılıyordu. Dünyanın her yerinde Ermenilere yapılan soykırımı kurbanlarına ithaf edilen anıtlar var. Ama olay yerinde olanlar çok azdır. 1896'da Hamidiye katliamları dönemine dair haçkar da vardı. Bu olayla ilgili basılı tarihimizde Ermenilerin 4 gün boyunca direndiği, Kürtlerin köye giremediği ama eninde sonunda kurşunlar bitmesiyle ve aynı zamanda Kürtlerin silahlarınızı indirirseniz size bir şey olmaz diye vaatte bulunduklarını, Kürtlerin sözlerine güvendikleri için değil, sadece başka bir çareleri kalmadığı için silahlarını indirdikleri, eğer küçük bir fırsatlarının bulunması halinde bunu yapmayacaklarını, kurşunların bitmesiyle direnişin sona erdiğini, Kürtlerin köye girer girmez herkesi öldürdüğü yazılıdır. Demek ki 105 kişi bu mezarlıkta gömülüdür. Bu ise Hamidiye katliamlarını ispat eden bir haçkardır. Ermenilere yapılan soykırımdan sonra Batı Ermenistan'da benzer bir haçkar yok. Bir kere haçkar yapacak kimse kalmadı. Başka yerlerde de Hamidiye katliamlarına dair anıtlar gördük ama 1915 Ermenilere yapılan soykırımdan sonra böyle bir anıtı bulamadık. Nihayet ben bu iki haçkarı o köyde 2004'te gördüm. Bu ikisi de çok önemliydi. Birincisi eski dönemlere ait değildi ama tarihi değeri çok büyüktü, önemliydi. İkincisi sanatsal bakımdan çok önemliydi. Çok belirgin bir haçkardı. Lakin çok eski dönemlerde 912 yılında yapılmıştı. Gittiğimiz her yerde gençler, çocuklar çoktular. 9 yıl sonra 2012'de yine oradaydık. Ben bu haçkarı hatırlıyordum ama bu sefer hiçbir şekilde bulamıyordum. Kürtlerden haçkarın nerede olduğunu sorduk. Köprüdeki haçkara ne olduğunu bilmek istedik. Dereyi genişletiyorlardı ve haçkara ne olduğundan haberleri yoktu. Belki de toprak altında girdi dediler. Daha sonra hiç sormadan bu haçkarı bulmaya çalıştım. Çünkü haçkarın nerede olduğunu az biraz hatırlıyordum. Fakat yeri bulamadık ve tekrar onlara sorduk. Dedik burada bir haçkar vardı. Şimdi bulamıyoruz. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Dediler ki evet yani buralarda bir haçkar vardı. Eğer haçsa demek ki içinde hazine de olacak diye düşündük ve kazdık. İçinden 60 tane kafatası çıkmış. Tercüman aracılığıyla eğer doğru saysalardı 105 tane kafatası çıkması lazımdı dedik. Daha sonra bu haçkar hakkında konuştuk. Bu haçkarın hangi olay nedeniyle yapıldığından da bahsettik. Kürtleri nasıl kuşattığını, Ermenilerin de nasıl savunduğunu, kurşunlarının bittiğinde Ermenilerin Kürtlerin sözlerine nasıl güvendiğini, yani her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlattık. Ve bunu nasıl kabul ettiler? Bunu sessiz bir şekilde dinliyorlardı. Hiçbir ses çıkmıyordu. Çünkü söyleyecek bir şey zaten yoktu. Ne söyleyebilirlerdi ki? Bu haçkar hakkında çok fotoğraf var. Yervant Lalayan, Almanyalı mimar Walter Bachmann, Toros Turamanyan daha çok Kars'ta olan anıtlarla ilgili fotoğraflar çekti. Aram Vuruyl, o da Kars'ta olan anıtların fotoğraflarını çekti. Bu fotoğraflar bizim için hem arşiv hem de çok değerlidir. Çünkü bu fotoğraflar 100 yıl önce çekilmiştir. Öyle oluyor ki dünkü fotoğraflar bugün artık arşiv oluyor. Yani bir seyahat sırasında gördüğümüz şeyleri tekrar göreceğimize dair bir garanti yok. Sayın Karapetyan, söylediğiniz gibi kiliselerden ve manastırlardan başka Batı Ermenistan'da Hristiyanlık öncesi dönemine ait miraslar da bıraktık. Türkler tarafından yapılan kazılarda meydana çıkan ve bizim mirasımız olan bu buluntuları bugün müzelerde görüyoruz. Tarihi mirasımızın çalınma sürecini nasıl engelleyebiliriz? Bir çıkışı var mı? Ben bunun için bir yol olduğunu bilmiyorum. Yani bu süreci engellemek için hiçbir yolu bilmiyorum, bulamıyorum. Sahte araştırmaları, tabii ki doğru araştırmalar da var. Yani her şey sahte değil. Bazen görüyorsun ki bunlar neredeyse gerçek gibi.
ama son derece sahte olan araştırmaları engellemek için biz de aynı konu ile bağlantılı araştırmalar yapmalıyız. Onların yaptığı gibi biz de Ermenice'den başka İngilizce ve başka dillerde kitaplar yayınlamalıyız. Bu çok önemli. Ermenice'den başka İngilizce yayınlar olmalı. Sonra bu iki tarafın araştırmalarını karşılaştırmak lazım. Bugünlerde tam bu tarihi eserler sayesinde Türkiye'nin birçok çıkarı bulunuyor. O yerleri turistik yerlere dönüştürerek bugüne kadar Ermeni halkı pahasına Türkiye gitgide daha da zenginleşiyor. Başka ne yapmalı ki? Ya da başka ne yapılabilir? Niye soykırım yaptılar? Niye etnik Ermeni halkına karşı soykırım gerçekleştirildi? Toprakları işgal etmek için. Bu topraklar çeşitli amaçlar için gerekliydi. Sadece madenlerimizin istismarı için değil, nehirlerimizin üzerinde hidroelektrik santrali veya barajların inşaatı için değil, kültürel mirasımız için de yaptılar. Tüm dünyaca tanınan eserlerimiz var ama bunları yok etmeye kalkamadılar. Mesela Ahtamar ya da Ani'nin patlatılamaması. Van Gölü'nün Liman Adası'ndaki 1305 yılında yapılan manastırı harabeye çevirdiler. Ahtamar'ı harabe demediler. Ahtamar'ın mimarisine hayran kaldıkları için yok etmediklerine ben bizzat inanmıyorum. Onlar sadece bunu yapmaya cesaret edemediler. Çok şükür bu eserlere zararı dokunmadı. Şimdi şöyle düşünüyorlar. Zamanda yok etmedik, o zaman bu eserlerle ne yapabiliriz? Bunları kendi çıkarlarımıza hizmet ettirebiliriz. Şimdi Türkiye'de Ermenilere ait olan çok anıtlar restore ediliyor. Bazılarının doğal görünümünü bozuyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu anıtların restore edilmesi mi daha iyi, yoksa olduğu gibi kalması mı? Ben bu anıtların daha da güçlendirilmesini destekliyorum. Yani bir binanın yıkılmaması için gerekli olan çalışmaların başlatılmasını destekliyorum. Tamamen restore edildiğinde çok şeyleri değiştiriyorlar. Mesela Ani şehrinin surlarında şehrin aslan heykelli arması vardı. Aslanın arka fonundaki duvarda haç vardır. Yani haç şehrin korucusudur. Anlamı budur. Haçın üst kısmı yok edildi. Ama çok şükür Ani çok meşhur bir yerdi. Ani'yi binlerce insan ziyaret etti. Sovyet döneminde de ondan önceki farklı dönemlere ait fotoğraflarda o haç açıkça görülür. Onlar bunları görmezden gelerek haçın yerinde basit bir şey yaptılar. Haçı restore etmek istemedikleri açıktır. Haçtan korkuyorlar. Buralardan çok iyi görünen Digran Honets Kilisesi özde sözde tamamen restore ettiler ama kilisenin kubbesinde haç olmalıydı. Bu arada Ahtamar Surp Haç Kilisesi'nin yıllar boyunca haçı olmadı. Kilisenin haçını akşam saatlerinde kubbeye takmışlardı. Yani bunu kim yaptı bilmiyoruz. Ama herhalde bu enteresan, haç biraz eğilmiş durumdaydı. Yani akşam saatlerinde takılmış olan şey ancak böyle olabilirdi. Digran Honets Kilisesi'nde ise bu korkudan uzak kalmak için, yani haçı takmak zorunda kalmadıkları için kubbe ile bazı değişiklikler yaptılar. Dünya restorasyon pratiğinde böyle bir şey yok. Bence onlar hiçbir şey yapmamalıydı. Yani nasılsa öyle olduğu gibi durabilirdi. Eğer kilisenin hangi taşla ya da nasıl inşa edildiğini bilmiyorlarsa kilisenin restore edilmesinin hiçbir anlamı yok. Bu biraz da komik olabilir. Bir yandan onlar ziyaretçilerin sayısının artmasını istiyorlar, diğer yandan ise onlara yaptıkları rezaleti göstermiş oluyorlar. Konuyla ilgili insanlar için bazı sorular olabilir. Bu kilise niye böyle restore edilmiş gibi. Sayın Karapetyan, biraz da Maden Aşarı adlı kitabınızdan bahsedelim. Kitabınızın birinci ve ikinci ciltleri hakkında biraz konuşabilir misiniz? 2015'te yeni bir projeye başladık. Daha önceden de birkaç projeler vardı. Benim için en değerli olan, en önemli olan, yani hayatında ne yapıp yapmadığına dair sanki bir rapor niteliğindedir bu kitapların cildi. Yıllar boyunca arşivlerden, araştırmalardan toplanan bir sürü ziyaretleri, seyahatlerin sonucunda elde edilen bilgilerin incelenmesi, bilgilerin karşılaştırmaları yeni kitapların yazılmasına yol açıyordu. Bunu Ermenistan'ın tarihi diye adlandırdık. Bu kitaplar benim için çok önemliydi.
hem Sovyet döneminde Ermeni halkının tarihi hem de Cumhuriyet zamanı Ermenilerin tarihi başlıklı kitaplar mevcuttu. Burada ilginç olan bir şey var. İkisinde de bu ülke değil halk yazılı. Burada ilginç bir şey var. İkisinde de ülke değil halk yazılır. İlk defa ülkemizin tarihini takdim eden kitabı ortaya koyduk. Tabii ki bu kitaplarda Ermeni halkı başta olmak üzere Yunanlıların, Asurluların, Türklerin yani evimizde bizimle beraber yaşayan bütün halkların tarihini de sunduk. Çünkü bunlara göz yumamazdık. Bir yerde Asurca, Osmanlıca, Süryanice yani herhangi dilde olan yazıtlar ki bunlar da toprağımızın, vatanımızın tarihidir, biz bunu görmezden gelemeyiz. Bunun karşıtı doğru değil ve bilimsel ilkelere aykırıdır. Bu sebeple temel araştırmalar gerçekleştiriliyor. Birinci ciltte 170 ilçe hakkında yazmayı düşünüyorduk. Bunlardan hangisinin ilk olacağını düşündük. Tabii ki çok uzun düşünmedik. Daha sonra ilk olarak Hayotsor ilçesi hakkında yazma kararına vardık. Çünkü Ermeni milletinin efsanevi atası ve kurucusu Haik Nahabet, Bel'le yaptığı savaşı kazandı. Savaştan sonra eve döndüğünde tam burada Hayotsor ilçesinde evini kurmaya karar verdi. Orada Haykabert var. Onun civarında Asvazaşen köyü de var. Büyük Hayk'ın farklı ilçelerinde aynı adlarla çok yerleşim yerleri var. Ama Asvazaşen adıyla başka hiçbir yerleşim yeri yok. Ve Asvazaşen tam Haykabert'in yakınındadır. Niye? Çünkü Haik Nahabet'in kendisi zaten bir tanrısallıktı. Haykabert'te tapınak da vardı değil mi? Haykabert'te iki tapınak var. Birisi Tıp, diğeri Haldi tanrısına adanmış tapınaklar. Urartular yani Van Krallığı döneminde yapıldı. Ama büyük olasılıkla daha öncesinden de bu yerin büyük önemi vardı. O dağın yamacındaki köyün adının Asvazaşen olması hiç de tesadüf değildi. Köyün adı Haik Nahabet'in onuruna adanmıştı. Kitabın birinci cildi 2015'te yayınlandı. Yıl boyunca bu kitapların üçüncü cildinin yayınlanacağını umut ediyorum. Maalesef 2016'da ve 2017'de bir cilt yayınlanmadı. İkinci cilt bu yılın başlarında yayınlandı. Bu cilt Salmas ilçesi hakkındadır. Kültür Bakanlığı himayesinde üçüncü cildi de hazırlıyoruz. O Arske, Adilcevaz ilçesi hakkında olacak. Sayın Karapetyan, ayrıntılı cevaplar için çok teşekkür ederim. Burada sizi görmekten çok memnun olduk. Rica ederim. Teşekkür ediyorum. Bugün için bu kadar. Hoşça kalın.